Merhabalar, bu videoda Q-Learning algoritması kullanarak bir labirent çözme işlemi yapacağız. Nedir Q-Learning? Takviyeli öğrenme ya da reinforcement learning alanında kullanılan bir algoritmadır ve bir ajanın bir ortamda en iyi eylemleri öğrenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu algoritma ajanın durumunun bir durumdan daha doğrusu diğerine geçiş yaparken elde edeceği maksimum toplam ödülü tahmin etmeye çalışır. Ajan dediğimiz karar verici veya öğrenicidir. Ajan ortamı gözlemler, eylemler yapar ve ödüller alır. Ortam ajanın içinde hareket ettiği ve kararlar aldığı alan ortam ajanın eylemlerine tepki verir. Durum dediğimiz şey state, ortamın belirli bir andaki durumudur. Örneğin labirent problemi için ajanın labirentteki konumunu ifade eder. Eylem ajanın herhangi bir durumda yapabileceği hareketi ifade eder. Ödül de ajanın belirli bir eylemi yaptığında ortamda aldığı geri bildirim ya da pozitif, negatif ya da sıfır olan değerlerdir. Algoritmanın amacı, Q-Learning algoritmasının amacı her durum ve eylem çifti için bir Q değeri hesaplamaktır. Bu değerler o durumdan başlayıp o eylemi yaparak ve sonrasında optimal eylemleri yaparak elde edilebilecek toplam ödülün değerini tahmin eder. Q değeri bir durum ve eylem çiftinin beklenen toplam ödülünü gösterir. Burada Q, S ve A değerleri, S durumu, A ise eylemi temsil eder. Burada Bellman denkleminden faydalanılır. Q değerleri Bellman denklemi ile güncellenir. Bu denklem mevcut ödül ve gelecekteki maksimum Q değerinin bir kombinasyonunu kullanır. Formül bu şekildedir. Burada QSA değerleri mevcut Q değerini ifade eder. Buradaki alfa değeri öğrenme oranında, R değeri anlık ödülü, buradaki Y değeri discount faktör yani indirim faktörü gelecekteki ödülleri şimdiki değerine etkisini ifade eder. Gelecekteki durum SS için en yüksek Q değeridir. Başlangıçta tüm Q değerleri genellikle sıfır veya rastgele değerlerle başlatılır. Eylem seçimi ajan mevcut durumda bir eylem seçer. Bu genellikle epsilon gradi gibi bir stratejiyle yapılır. Ödül ve güncelleme ajan seçilen eylemi yapar ve bir ödül alır. Ardından Bellman denklemi kullanılarak Q değerleri güncellenir. Yineleme adımında ise ajan belirli bir ölçütü karşılayana kadar, mesela maksimum iterasyon sayısına ulaşana veya yeterince iyi bir politika öğrenene kadar bu işlem tekrar eder. Elimizde diyelim ki bu şekilde bir labirent var. Tabii biz bu labirenti bu şekilde oluşturmayacağız da bir matris üzerinden oluşturacağız. Bu işin görselleştirilmiş hali. Diyelim ki ajan buradan başladığı zaman bu hedefe en kısa yoldan nasıl ilerler bunu bulmaya çalışmasını sağlayacağız. Burada bakın kırmızı ile ifade edilen yerler hareket edebileceği yerleri gösteriyor. Buradaki x'ler engelleri ifade ediyor. Bakın köşeler hep kapalı. Sadece tek bir yerde hedef var çıkışta. Buradaki x'ler -100'de ceza değerlerine sahip. Buradaki her bir noktanın da -1 puanı var. Peki neden -1 puanı var hareketlerin? Ajan en kısa yoldan hedefe ulaşması için burada her hareketinde -1 yani ufak bir ceza puanı uygulayarak hedefe varmasını sağlıyoruz. Şayet bu sıfır ya da artı bir değer olsaydı en uzun yolu bulmaya çalışırdı. Çünkü yaptığı her işlem neticesinde puan kazanmaya çalışacaktı. Dolayısıyla buradan -1 puanlar alacak. Hedefe geldiği zaman da 100 puan alacak. Totalde farklı yolları deneyecek ve en kısa yoldan daha doğrusu en yüksek puanla hedefe nasıl ulaşır? Bunun için de buralardan minimum hani yoldan geçmesi gerekir. Bunu gözetmesini sağlayacağız. Buradaki epsilon değeri, epsilon gradi stratejisinde kullanılan bir değerdir. Ajanın rastgele bir hareket seçme olasılığını belirler. Yüksek bir epsilon değeri ajanın çoğu zaman rastgele hareket seçerek keşfetmeye odaklanmasını sağlar. Bu özellikle öğrenme sürecinin başında önemlidir. Çünkü ajan ortamı keşfedecek ve farklı durumlar hakkında bilgi edinecek. Zamanla epsilon değeri azalır. Ajanın daha fazla bilgiye dayalı hareketler yapmasını ve rastgele hareketlerinin sayısını azaltmasını sağlar. Azalma değeri gelecekteki ödüllerin şimdiki değerine olan etkisini belirler. Bu sayede de ajan hani bir maceraya atılıp sürekli farklı ödülleri kovalamak yerine
mevcut durumunu da korumaya çalışacak. Bir ödülün alındığı zamandan ne kadar uzakta olduğuna bağlı olarak daha az değerli olmasını sağlar. Örneğin azalma değeri 0,9 ise bir sonraki adımdaki ödül, şimdiki adımdaki ödülün %90'ı kadar değerli kabul edilir. Yani her adımda ödül daha azalacak diyebiliriz. Bu parametre ajanın kısa vadeli kazançlarla uzun vadeli kazançlar arasında denge kurmasını sağlar. Öğrenme oranı, learning rate, yani bu alfa işareti, yeni öğrenilen bilgilerin mevcut bilgiye ne kadar hızla entegre edileceğini belirler. Örneğin bir öğrenme oranı yeni bilgilere daha fazla ağırlık verir ve QD'nin hızlı bir şekilde güncellenmesini sağlar. Bu özellikle değişken ortamlarda veya algoritmanın başlarında faydalı olabilir. Düşük bir öğrenme oranı eski bilgilere daha fazla ağırlık verir ve Q değerinin daha yavaş güncellenmesine yol açar. Bu daha kararlı bir öğrenme sürecini sağlar ama ortama uyum süresini uzatabilir. Şimdi kodlar zaten burada çalışır haldeydi. Son aşamada ajan bizden işte bir başlangıç noktası girmesini belirleyecek. Ben bunu daha önceden girmiştim burada. Girdiğim değerde bakın 13'e 3'müş. Yani 13. satır 3. sütundan başladı. Bunu güzel bir şekilde görselleştirme adına da Matplotlib'de bu şekilde bir uygulama geliştirmiştim. Bakın buradan da en kısa yoldan hedefe plotları arka arkaya sıralayıp hedefe ulaşmasını sağlıyoruz. Bu tamamlansın sonra kodlarımızın nasıl yazarız ona bakalım. Evet, hedefe ulaştık. Şimdi yeni bir dosya açıyorum. Buraları temizledim. Labirente hazır getirip yapıştıralım. Bakın buradaki yollar eksi 1 ile ifade ediliyor demiştik. Kapalı alanlar yani engeller eksi 100 ile ifade ediliyor. Buradan yüksek bir ceza alacağı için buralara gitmekten kaçınmasını sağlayacağız. Netice itibariyle buradaki 100 puanlık hedefe gelmesini amaçlayacağız algoritmamız. Şimdi labirentteki satır ve sütun sayılarını belirtmemiz lazım. Labirent satır sayısı virgül labirent sütun sayısı eşittir labirent nokta shape. Bunun boyutunu alalım. Kaç satır, kaç sütun buna göre belirleyelim. Q değerimiz olacak bir tane. Q değeri eşittir. Hatta Q değerleri diyelim. Eşittir. NP nokta zeros parantez içerisinde labirent satır sayısı virgül labirent sütun sayısı. Bu değerlerin tamamını başlangıçta sıfır olacak şekilde yani buradaki her bir adıma sıfır değeri verecek ki başlangıçta labirenti öğrenmemiş olsun. Burada boş bir küme olsun ve kendisi öğrenerek hedefe gitmesini sağlamaya çalışacağız. Hareketlerimiz olacak eşittir. Köşeli parantez içerisinde sağ, sol, yukarı ve aşağı şeklinde 4 tane yönümüz olacak. Şimdi burayı şöyle bir section yapalım. Her şeyi temizleyelim. Bu bizim labirentimiz. Tamam çıktıyı aldık. Orada gördüğümüz labirenti oluşturduk. Burada hatamız neredeymiş? NP0'da labirent satır sayısı, labirent sütür sayısı, labirent shape'ten aldık. Ha, şurada bir tane de değerimiz olacak. Şimdi bu çalıştıralım. 15 nerede var? Burada hata veriyor. 23'te Q değerleri NP0 labirent şu labirent olacak şurası. Satır sayısı, labirent sütun sayısı, labirent nokta shape. Şurayı da labirent yaptık. NP0 dedik. Şurada bir parantez daha olacak. NP0 için.
çalıştırdık. Tamam. Şimdi variable'a gelelim. Hareketlere bakalım. Daha doğrusu Q değerlerine bakalım biz. Bakın Q değerlerimiz burada. Bakın shape'in boyutunu 4 olarak belirlemiş. Bu bizim Q değerlerimiz 4 boyutlu. Şurada gördüğümüz gibi ve 14'e 15'lik bir tane matrisi oluşturmuş olduk. Bunu da kapatalım. Şimdi eğer öncelikle şuna bakacağız. Engelle karşılaştık mı? Engel mi? Parantez içerisinde geçerli satır sayısı virgül geçerli sütun sayısı. Bulunduğu yerde engelle karşılaştı mı, karşılaşmadı mı? Bunun kontrolünü yapacağız. If labirent bunun geçerli satır sayısı virgül geçerli sütun sayısı. Daha doğrusu buna biz şunlara indeks diyelim, sayısı demeyelim. İndekse hareketi kontrol edeceğiz. İndeks şuna da geçerli sütun indeks geçerli satır indeks virgül geçerli sütun indekse eksi 1 ise yani burada neden bahsediyoruz? Şunlardan birine geldiyse herhangi bir işlem yapmasın. Return false as return true. Burada yaptığımız işlemle şayet bir engelle karşılaştık mı, karşılaşmadık mı onun kontrolünü yapacağız. Burada indeksle ilgili şuna da şöyle x kullanmayalım. Şu da aynı şekilde. Tamam. Burayı da bir section'a aldık. Burayı da çalıştırdık. Şimdi engelle karşılaşıp karşılaşmadığını kontrol edeceğiz. Peki hangi durumlarda? Başlangıçta karşılaştı mı? Ya da hareket ederken engelle karşılaştı mı? Karşılaşmadıysa eğer yani eksi 1 ile hareketine devam etmesini isteyeceğiz. Şimdi bir başlangıç belirlememiz lazım. Yani algoritma başladığı zaman nereden başlayacak? Buradan mı? Buradan mı? Bunu kullanıcıdan isteyeceğiz ama fonksiyonunu oluşturalım. Def başlangıç belirle. Böyle bir fonksiyonumuz olsun. Geçerli satır indeks eşittir np nokta random nokta randint. Labirent satır sayısı olsun. Şimdi burada labirent satır sayısı kadar rastgele bir değer belirlemesini sağlıyoruz. np random nokta randint fonksiyonunu kullanarak satır sayımız ne işte 12 mi 13 olması lazım. Sütun sayımız ne? Bunları belirleyeceğiz. Geçerli sütun sayısı pardon indeksi eşittir np nokta random nokta randint. Bu da labirent sütun sayısı kadar olsun. Yani bir başlangıç belirliyoruz. Bunun geçerli başlangıç satır sayısının buradaki satır sayısından herhangi bir şekilde olacak şekilde başlangıç belirliyoruz. Bu kendi yolunu bulması için başlangıçta yani eğitim kısmında rastgele buradan konumlara gelecek ve şuraya ulaşmasını sağlayacak. Labirent satır sayısı ve labirent sütun sayısından burada rastgele değerler alarak bir başlangıç noktası belirlemiş olduk eğitim aşaması için. Şayet bu noktalar while
Diyoruz ki engel mi? Burada engel mi de geçerli satır indeks ve geçerli sütun indeksi değerlerini gönderdik. Şayet başlangıcı burada yaparsa geriye true değeri dönecek. Biz eğer eksi 100 üzerine geldiyse, yani buradaki engellere geldiyse, o zaman şu işlemi tekrar yapalım. Yani bizim başlangıçta eğitim kısmında kendisi labirenti keşfederken şuradan başlarsa tekrar başka bir labirent satır indeksi ve labirent sütun indeksi belirlesin. Ne zamana kadar? Ta ki eksi bir değerindeki bir noktaya ulaşıncaya kadar eğitim aşamasında. Bunu da yaptık. Sonra diyorum ki return geçerli satır indeks ve geçerli sütun indeksi bunu gönderdiğimiz yere tekrar geri döndürsün. Devam ediyoruz. Şimdi hareket belirlememiz lazım. Def başlangıcımızı belirledik burada. Hareket engel olup olmadığını kontrol ettik. Yani başlangıç için konuştuğumuzda şayet buradan başladıysa başlangıç için yani eğitim için buradan başladıysa tekrar bir başlangıç noktasını belirledik. Eksi bir olana kadar bu işlemi tekrar ettirdik. Şimdi hareket belirle diyorum. Parantez içerisinde geçerli satır indeks virgül geçerli sütun indeks. Bir de bizim burada epsilon değerimiz olacak. Fonksiyondan göndereceğimiz. Bunu da sonra açıklayacağız. Zaten ne olduğunu görmüştük sunuda. If np nokta random nokta random. Şimdi burada random değeri 0 ile 1 arasında bir değer belirleyecek. Bu değer epsilondan küçük ise küçük epsilon. Bizim epsilon değerimiz de başlangıçta 0.9 olacak. Burada ne hata vermiş bakalım hemen. Heh, şurada 2 nokta tamam. Şimdi şayet 0 ile 0.9 arasında bir değer alırsa rastgele hareket edecek. 0.9'dan büyük bir değer alırsa da bildiği bir harekete yani daha önce keşfettiği hareketi yapacak. Başlangıç için biz daha çok keşif yapmasını isteyeceğiz. Yani bu değerin 0 ile 0.9 arasında bir değer olmasını isteyeceğiz ki zaten büyük ihtimalle %90 ihtimalle rastgele bir hareket yapıp labirenti keşfetmeye çalışacak. %10 ihtimalle de yani 0.9'dan büyük bir değer olursa da bildiği bir hareketi yapmasını isteyeceğiz. Şimdi bu da tamam. Peki ne yapsın bu işleme kadar geldiyse yani? Epsilon değerinden küçükse hemen şuraya gelelim. Diyelim ki return np nokta argmax q değerlere geçerli satır indeks virgül geçerli sütun indeks bulunduğu konumun geçerli satır indeks Q değerlerinde ve geçerli sütun indekslerinde en yüksek ihtimalle hareket edeceği sağ sol yukarı aşağı konumu belirlesin. Yani en yüksek puan alacağı hareketi belirlesin istiyoruz biz bu aralıktaysa. Değilse return np nokta random nokta rand int 4. 0 ile 4 arasında bir değer belirle. Ona göre hareket et. Rastgele hareket et. Peki bu 0 ile 4 arasındaki değer ne? Bakın sağ sol yukarı aşağı. Buna göre bir hareket belirleyecek kendisi. Şimdi hareket belirleme işlemini de burada yaptık. Peki hareketi belirledik. Dedi ki sağ taraf atıyorum. Yani buradaki alabileceğim ödül maksimum miktarda sağ hareket edersem yukarı sol ve aşağıya göre sağın Q değerinden gelecek bana ödül daha fazla olacağı için sağ tarafa dönmek istiyorum diyecek. Peki döndük o tarafa hareketi nasıl edeceğiz?
Bunu da def şuraya, hatta şunu biraz da büyütelim. Çok da büyütmek istemiyorum çünkü göremeyeceğiz o zaman kodlara. Hareket et parantez içerisinde geçerli. Satır indeks virgül geçerli. Sütun indeks. Hareketimizi neye göre yapacağız? Şimdi yeni satır indeks isminde bir değişken oluşturalım. Eşittir. Geçerli satır indeksini alsın. Yeni sütun indeks eşittir. Geçerli sütun indeksi alsın. Şurayı da şöyle aşağı indirelim. Tamam. Şimdi mevcut konumu aldık. If hareketler burada hareket indekse şurada bir de hareket indeksini belirlememiz lazım. Hareket indeks. Hareket indekse eşit sağ ise yani sağ gitmeye karar verdiyse ve geçerli satır indeks pardon sütun indeks hemen bakacağız bunun ne olduğuna küçük labirent sütun sayısı eksi 1. Şimdi ne yaptık? Sağ gitmeye karar verdi ve sağ gitmeye karar verirken bu en sağda da duvar olduğunu varsayarsak sunuya dönelim sunu üzerinde. Bakın ve labirent sütun indeks burada eksi birden küçükse yani şuralardan biri ise şuraysa kabul etmiyoruz. Bu durumda hareketimizi yaptıralım. Diyelim ki yeni sütun indeks artı eşittir 1. Sağa doğru gitmeye çalış. Şayet burada değilse, şuradaysa mesela ya da şuradaysa, eksi birden büyükse bunun indeksinden, pardon küçükse, sağa doğru hareket etmesini sağla. Eğer sağ konuma karar verdiyse ve en sağda değilse, bunun kontrolünü yaptık. Elif, hareketler, hareket indeks eşit eşit sol and geçerli sütun indeks bu sefer de büyük sıfır olduğu durumu diyeceğiz. Yani şuralarda bir yerdeyse şurada 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 tabi burada olamaz başlangıçta biz buradan başlamamasını istedik. Yani şuralarda bir yerdeyse şundan da bir büyükse çünkü direkt işte burada hareket etmesini istemiyoruz biz engel var. Sıfırdan büyük ise diyeceğiz ki iki nokta yeni sütun indeks eksi eşittir bir sol tarafa gitmeye çalış. Zaten burada olamaz. Devam ediyoruz. Elif hareket indeks eşit eşit burada da yukarı aşağıyı kontrol edeceğiz yukarı and bu sefer de satırlara bakacağız geçerli satır indeks büyük sıfırsa yani hem sola hareket etmek isteyecek hem de şu satırda olmayacak. Şuralardan birinde olacak. Yukarı doğru gitmeye çalışacak. Burada karar verme aşamasında. Bu durumda da yeni satır indeks eksi eşittir 1 dedik. Elif
Hareketler, hareket, indeks, eşit, aşağı, end, geçerli, satır indeks, küçük, labirent, satır sayısı. Bakın bu indeks değil, sayı. Eksi 1. Aynı şekilde, pardon. Tamam. Yani şu sıranın altı da zaten kapalı. Buradan aşağısı da kapalı. Satır sayısı eksi 1 ise, yani şuralardaysa, hareketi yeni satır indeks artı eşittir 1. Burayı da bitirdik. Bu da hareketlerimiz oldu bizim. Burayı da çalıştıralım. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi bunu da yaptık. En kısa yolu nasıl bulacağız? En kısa yol. Def en kısa yol. Yine şurayı biraz açalım. If eğer engel ile karşılaştıysa en kısa yol için, tabi bu artık başlangıç satır indeks virgül başlangıç sütun, şura yanlış oldu, geçerli oldu, indeks, şurayı başlangıç sütun indeks yapalım. Başlangıç sütun indeks. Buraya da bakacağız detaylı. En kısa yol. Şu bizim fonksiyonumuz. Şimdi en kısa yol için kontrol ettiğimizde, eğer engelle karşılaştıysa return geriye boş bir değer döndürsün. Liste döndersin. Değilse geçerli satır indeks virgül geçerli sütun indeks. Bu değerlere eşittir başlangıç satır indeks başlangıç sütun indeks değerlerine eşit dedik. Burada ne hatamız olmuş? Başlangıç satır indeks. Burada en kısa yolda aslında şu başlangıç satır indeks ve başlangıç sütun indeks. Bu ne biliyor musunuz? En kısa yolu oluşturacak en son, yani biz bir yol belirleyeceğiz kendimize. Diyelim ki buradan başlat dedik artık. En kısa yolu kendisi bizim belirlediğimiz başlangıç noktasına göre bulmasını isteyeceğiz. Burada başlangıç satır indeks, başlangıç sütun indeks değerleri geldiği zaman bu değerler ilk bakacağı şey burada engelle karşılaşıp karşılaşmadığı. Eğer engelle karşılaştıysa kullanıcıdan başka bir başlangıç noktası isteyecek. Mesela şurayı girdiğini varsayalım. Bu durumda da şayet engelle karşılaşırsa geriye boş liste döndürecek. Engelle karşılaşmadıysa, kırmızı noktalara geldiyse, geçerli satır indeksimiz ve geçerli sütun indeksimiz başlangıçta kullanıcının girdiği başlangıç satır indeksine ve başlangıç sütun indeksine eşitlenmiş olsun diyeceğiz. Şimdi burada da bir tane liste oluşturalım. En kısa yolla ilgili eşittir köşeli parantez, şöyle bir liste oluşturduk. En kısa nokta append, listeye ekle neyi? Geçerli satır indeks ve geçerli sütun indekslerini bu listeye ekle. Yani mevcut konumunu önce bir listeye ekle. While not engel mi? Bu while not engel mi de? Yine engelle karşılaşmadıysa eğer devam etsin. Önce hareket indeksini belirlesin hareket edeceği. Bakacak duruma göre sağ mı sol mu, yukarı mı aşağı mı? Buna karar verecek.
Burada da hareket belirle fonksiyonunu çağıracağız biz. Hareket belirle. Geçerli satır indeks, geçerli sütun indeks. Ve bakın buradaki değere 1 verdim ki bildiği yoldan hareket etsin. Bildiği yol ne? Artık öğrenme işlemleri şuralarda bittiğine göre en kısa yolu kendisi bulacak. Geçerli satır indeks, virgül, geçerli sütun indeks eşittir hareket et fonksiyonuna. Geçerli satır indeks, geçerli sütun indeks ve hareket indeksine göndermiş olduk. Yani bir sonraki adımın bulunduğu konum içinde geçerli satır indeks, geçerli sütun indeksi göre hareketini yapmış olacak. Şimdi şuraya geldik. Burada ne hata vermiş? Hareket indeksle ilgili bize hata vermiş. Hareket indekse neden hata vermiş? Şimdi şurada bir hatayla karşılaştık. Burada hareket indeksini görmedi. Şimdi ona bir atlayalım, bakarız. En kısa nokta append en kısa yola geçerli satır indeks virgül geçerli sütun indeksini atayalım listeye. Sonra da return en kısayı bize göndersin, en kısa yolu. Şurayı bir diyez işaretine alalım. Buradaki hatayı bulalım. Şimdi şurada bizim bir return'ımız olması lazım. Return hareket etti. Yeni satır indeks virgül yeni sütun indeks bunları geriye döndürmesi lazım. Buraya atlamışız. Şurayı bir çalıştıralım. Ne hatası verdi? Hata da vermedi aslında. Bu gereksiz bir uyarı olmuş. Çünkü kodlarda bir hata yok aslında. Burası doğru. Şimdi kernel'ı restart edelim. Yukarıdan tekrar koşturalım. Tamam. Gerçi bu fonksiyon çağrıldığı zaman bize uyarı vermesi gerekiyor. Şurada hareket belirle. Hareket indeks. Buna eşit dememiz lazım. Hareket indeksine yani nereye hareket edeceğine burada karar verecek ve burada geçerli satır indeks ve geçerli sütun indeksine belirlediği konuma göre hareket etmesini sağlayacak. Tamam. Şimdi sorun gözükmüyor. Şu kısmı da yapalım. Epsilon eşittir 0,9 azalma değeri eşittir 0,9 ve öğrenme oranı eşittir 0,9 belirleyelim başlangıç için. Şimdi burada belirlediğimiz adım sayısı içerisinde labirenti öğrenmeye çalışacak. For adım in range 1000. 1000 adımda bu labirenti çözer. Satır indeks virgül sütun indeks eşittir. Başlangıç belirle. Başlangıç belirle fonksiyonuna gidecek. Artık her şey daha anlamlı olmaya başlayacak. Bu yaptığımız kodlarla. Çünkü burada sadece fonksiyonları oluşturmuştuk. Bir başlangıç noktası belirleyecek kendine. Buna göre model diyelim ki burayı belirledi. Burada hedefe ulaşmaya çalışacak. Sonra 1000 adımda yani 1000 seferde sürekli bu işlemleri tekrar ederek sonra burada diyelim başlangıç belirledi. Sonra burada başlangıç belirledi. Burada engel olup olmadığını ilk başta biz kontrol edeceğiz. Başlangıcı belirledik biz. Nerede bizim başlangıç belirlemiş? Şurada. Bakın np random nokta randint'te labirentin boyutu büyüklüğünde değişik başlangıç konumları belirledi. Burada eksi yüzde başladığı zaman tekrar bir başlangıç belirlemesini bekleyeceğiz. Dolayısıyla while not engelme. Eğer engel değilse
Tabi burada artık geçerli satır indeks değil. Sadece satır indeksine göre ve sütun indeksine göre bakacak engel mi? Eğer değilse hareket indeks eşittir hareket belirle. Kendisine bir hareket belirlesin. Bu da artık satır indeks ve satır sütun indekse göre olacak. Şunu yapıştıralım. Hareketimizi belirledik. Engel var mı yok mu kontrol ettik. Daha doğrusu epsilon da başlangıçta 0,9. Eski satır indeks virgül eski sütun indeks. Bunlar da elimizde dursun. Eşittir satır indeks virgül sütun indeks. Şimdi yeni harekete geçeceği zaman yeni konumun değerleri satır indeks ve sütun indekste olacak ama önceki de elimizin altında olacak. Bunları da aldık. Satır indeks virgül sütun indeks eşittir. Şimdi yönümüzü belirlediğimize göre hareket et fonksiyonunu da çağırabiliriz. Bu hareket et fonksiyonunu da satır indeks ve sütun indeks değerlerine göre yaptık. Hareketi de hareket indeksine göre en uygun hareketi kendisi belirleyecekti. Ödül eşittir labirent satır indeks virgül sütun indeks. Yeni yaptığı hareket neticesinde bir ödül alacak buradan. İşte eksi 1 mi alır, eksi 100 mü alır? Bunu da ödül içerisinde tuttuk. Eski Q değeri. Q değerinin sürekli güncelleneceğinden bahsetmiştik. Eşittir Q değerlere. Neyin Q değerlere? Önce eski satır indeks virgül eski sütun indeksteki Q değerlerini aldık. Burada bir önceki adımda engelle karşılaşmadığı için eksi 1 vardı zaten. Bunu da tuttuk. Fark eşittir. Ödül artı azalma değeri çarpı np nokta max parantez içerisinde Q değerleri. En yüksek Q değerlerine baksın burada. Sağ, sol, yukarı, aşağı. Hangisinden en fazla ödül alacak? Buna baksın. Bunu da satır indeks virgül sütun indeks değerlerine göre aldık ve bu değerden eski Q değerine çıkarttık. Sonra yeni Q değeri eşittir eski Q değeri artı öğrenme oranı çarpı fark. Bunların en son bir üstünden geçeriz ne yaptığımızla ilgili. Yeni Q değerini de aldık. Q değerleri köşeli parantez eski satır indeks virgül eski sütun indeks virgül hareket indeks eşittir yine Q değeri. Burayı da şöyle section'a alalım. Şimdi burada ne yaptık? Şu satırda ona bakacağız. Şimdi burada 1000 adımlık bir döngü oluşturduk. Sonra başlangıç belirledi kendisine rastgele
sürekli farklı konumlarda başlangıç belirleyecek ve burada engel olup olmadığını kontrol edecek. Engelse yeni başlangıç konumları belirleyip bu işlem sürekli tekrar edecek. Şimdi engel olup olmadığını kontrol ettik. Burada hareket seçimini hareket indeksiyle birlikte yaptı. Şurada satır indeks, sütun indeks ve epsilon değerleriyle birlikte ajan mevcut durumunda hangi hareketi yapacağını belirliyor. Bu mevcut bilgilerle dayalı olarak en iyi hareketi seçecek ya da rastgele olarak hareket edecek. Bunu söylemiştik. Hareket gerçekleştirme işlemi de şurada değerleri aldıktan sonra bakın burada hareket et fonksiyonu var. Burada da ajan belirlenen hareketi yapar ve yeni bir pozisyona geçer. Burada ödül algoritmasında da ya da değerlerin Q değerlerinin güncellenmesinde de yeni pozisyondaki ödül alınacak. Öncelikle eski Q değerleri alındı mevcut durumdaki. Burada da fark değerinde Bellman denklemini temsil eder. Bu mevcut ödül ve gelecekteki maksimum Q değerinin bir kombinasyonu ile eski Q değerleri arasındaki fark hesaplandı. Yeni Q değeri hesaplanırken de eski Q değerine öğrenme oranı ile çarpılmış farkın eklenmesiyle bulunur. Q değerleri kısmında da yeni Q değeri Q tablosuna kaydedilir. Yani her bir hareket için. Bu döngü sürekli çalışarak bir engelle karşılaşana kadar yani engel mi fonksiyonu true döndürünceye kadar bu işlem devam edecek. Şimdi burayı da çalıştıralım. Burada bir hatayla karşılaştık. Şimdi bu hata bakalım neredeymiş? Tabi burada Q değerlere eski satır indeks, eski sütun indeks yani şurada bir hatadan bahsediyor bize. Şurada sanıyorum eski Q değerlere ve şurada hareket indeksinde vermemiz gerekiyor. Çalıştıralım. Burada yine bir hatayla karşılaştık. Şurada bir hatamız var. Şuradan kaynaklanıyor. Şu satır sayısı olacak. Şurada. Burayı sütun yapmışız. Evet. Şuraya artık print eğitim tamamlandı yazalım. Tamam. Şimdi burası da tamam. Şimdi kullanıcıdan değer alıp algoritma çalışacak. Başlangıç satır başlangıç sütun eşittir input robotun başlangıç konumunu girin. Mesela 9'a 9 girdi atıyorum. Şuraya slash n koyalım alt satıra insin ve nokta split deyip bunları bölelim. Her ikisini de ayrı ayrı atayalım. Mesela 9'a 9 gibi, 13'e 2 gibi. Başlangıç satır eşittir int başlangıç satır. Bunlar sonra plt plot kısmında dönüştürülmesi gerektiği için yapıyorum. Yoksa hata veriyor. Başlangıç sütun eşittir int başlangıç sütun. Bunları da belirledik. En kısa yol. Buraya da en kısa yola başlangıç satır ve başlangıç sütun değerlerini göndereceğiz. Bunları da int'e çevirelim. Hata verebiliyor. Tamam.
Sonra şuraya en kısa rota diyelim biz. Bunları atayalım. En kısa rota eşittir. Bunların değerlerini attık. Bu değerleri de en kısa yol isimli fonksiyona göndersin. Tamam, şimdi oldu. En kısa yola gönderecek şuraya. Başlangıç değerlerimiz olacak. Sonra if not en kısa rota, yani girdiği değerler şuralara ya da şuraya denk gelirse desin ki print konum geçersiz. Tekrar denesin. Else print çıkışa giden rota. For key in range len en kısa rota. Bu kadar çalışsın. Döngü print bunları tek tek bize versin. En kısa rotanın her bir i değerini geriye döndersin. Tamam. (13'e 3 girdik. En kısa rota bu şekildeymiş. Şimdi bunu görselleştirme işlemi kaldı. Bunu görselleştirmek için de matplotlib'de bir tane hazır, aslında hazır değil, üzerinde bayağı oynanmış bir kod var. Şöyle. Kod şu şekilde. Şöyle görebilirsiniz. Burayı çalıştıralım. Plot'a bakıyoruz. Bakın en kısa yolu çizdi. Şimdi ajanımız burada döngüyle üzerinden hareket edecek ve labirentteki en kısa konum üzerinde tek tek hareket etme işlemi yapacak. Şuraları büyütelim. Evet, zaten çizdiği rota buydu en kısa yol için ve bu rota üzerinde de gerekli hareketi yapmış oldu. Bakın mesela burada kısa gibi gözüküyor ama burada fazladan, şurada x olduğu için özellikle koydum, bir tane fazladan hamle geliyor muhtemelen. Dolayısıyla şu yolu çizerek en kısa yolu gitmeye çalışıyor. Uygulamamız bu şekilde. Bu kod kısmı biraz sadece, plot kısmı karışık. Ama bu kod kısmı da, yani plot kısmı da sadece uygulamayı görselleştirme adına yapılmış, daha doğrusu yaptığım bir çalışma. Bu şekilde QLearning ile labirent üzerinde en kısa yolu bulabilirsiniz.